Biz hepimiz dünya yeni yıla umutlarla girdik ve en büyük beklentimiz elbette salgının sona ermesi. Bunun için de gözler aşılarda ve aşılama süreçlerinde. Türkiye yılın son günlerinde bu açıdan önemli bir eşiği aştı diyebiliriz. Çin aşıları test aşamasında 3 milyon doz geldi. Devamı da gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı tedarikinin süreceğini de söyledi. Geldiğimiz noktayı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kemalettin Aydın hocamızla konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, iyi yıllar. İyi yıllar. Sizin aracılığınızla tüm Türk milletinin yeni yılını tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi hocam gerçekten zor bir yılı hep birlikte topyekun geçirdik. Gizemli hastalık diye başladık. Sonrasında küresel salgına evrildi bir yıl boyunca. Ama bilim dünyası da işte yönetimler de, ülkelerin yönetimleri de farklı sınavlar verdi. Şimdi artık aşı aşamasına geldik. Önemli bir basamak. Bizim mücadelemizi, yani ülkemizin mücadelemizin kilometre taşlarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimi dönemlerde rehavet olarak ama tabii vatandaş odaklı rehavet dönemleri de oldu. Sıkı önlemlerin hayatımıza girdiği zamanlarda siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu süreci? Evet Kaan Bey, bir kez Türkiye'ye vakaların girişinin 3 ay kadar gecikmeli olduğu bir 3 aylık bir dönem var, başta Mart'a kadar. Sonra Mart'tan Haziran'a kadar ikinci bir 3 ayda son derece başarılı yönetilen bir salgın süreci var. Tabii yaz dönemi bir miktar milletin de kuralları gevşetmesiyle beraber virüs yayılımını çok iyi bir noktaya indirdiğimiz halde insanlar arasındaki bulaş arttı. Onun bedeli olarak da son 3 ayda ödedi bu toplum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan itibaren yönettiği bu süreçte aşı da bu ay sonu Türkiye'ye geldi. Yani enfeksiyon kişiler arasında yayılıp sağlık kontrolleri yapılırken, sağlık altyapısı açısından açık vermezken, gayet iyi bir hizmet sunulurken, son olarak da yurt dışından alınan aşılar Türkiye'ye geldi. Önümüzdeki 3 aylık bir süre içerisinde hem Çin'den hem de Almanya'dan gelecek aşılarla bu ülkede ihtiyacı olan herkesin aşısı sağlanmış olacak. Sonra da 4. 5. aydan sonra, yani Nisan Mayıs ayından sonra da bir yıl önce başlatılmış olan yerli ve milli aşılar devreye girince bu dünyanın başındaki büyük bir badireyi Türkiye birçok dünya ülkesine örnek olacak şekilde atlatacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Evet. Hocam sınav dedik, elbette büyük bir sınav, yani bir yılı aştı. Ama yanıltıcı otoriteler de oldu bu süreçte, malumunuz. Dünya Sağlık Örgütü misal, ne yaptı Dünya Sağlık Örgütü? En başta öyle açıklamalar yaptı ki aslında biraz da rehaveti o getirdi galiba. Çünkü insandan insana bulaşmadığı ilk etapta açıklandı. Sonra maskeler konusunda yine maske zorunlu değil, takılmasa da olur gibi açıklamalar geldi. Sonra Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları, işte bazı ilaçlarla ilgili verdiği tavsiyeler, sonra Rus Devlet Başkanı'nın işte kızım da oldu aşıyı demesi, daha tüm fazlar tamamlanmadan. Yani bilimin dışına çıktıkça o açıklamalar da galiba toplumları yanlışa götürdü, değil mi hocam? Evet, bu özetlediğinizden şu çıkıyor. Aslında biz bugüne kadar gelişmiş batı dediğimiz toplum ve yönetimlerin aslında bu süreçte ne kadar gelişmemiş olduğunu gördük. Çünkü baştan itibaren hem Dünya Sağlık Örgütü, hem İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hem Amerika olayın böyle bir boyuta gideceğini bilim dışı cümleleriyle yönelttiler. Tabii ki bu bir espriye gelmedi. Reel olarak da bedellerini en fazla da Amerika, bugünlerde de İngiltere ödüyor. Ama Türkiye baştan itibaren Dünya Sağlık Örgütü çelişkili ifadelerde bulunuyor olmasına rağmen Türkiye'ye vakalar gelmeden bilim kurulunu kuran, bilim kurulları önerileriyle hareket eden, bizzat Cumhurbaşkanımızın toplumu bilgilendirme, aşı çalışmaları, ilaç tedariki ve 18 yıllık sağlık altyapısındaki dönüşümle beraber süreç bugün açısından bütün gelişmiş batı ülkeleri dediğimiz ülkelere örnek olacak düzeyde bir süreç yönetildi. İnşallah bir ders almıştır batı, kendi aklıyla değil dünyanın içinde olduğu gerçeklerle ve bilimin emrettikleriyle hareket ederler bundan sonra. Şimdi Kemalettin hocam, 3 milyon Sinovac aşımız geldi. O 50 milyona tamamlanacak.
Aşılamaya takriben yani ne zaman başlarız? Çünkü bir onay süreci var. Dünyada bakıyoruz, bir de hızlı onay süreçleri de yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Pfizer-BioNTech aşısı da yine bir o kadar gelecek. Ayrıca da ortak üretim de planlıyoruz dedi. BioNTech aşısıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Evet, zaman içerisinde herhangi bir ülke olabilir bu. Neticede know-how'unu Türkiye'ye getiren her ülkeyle bunu yapılabileceğini, Pfizer-BioNTech'deki Türk bilim insanları olması bir avantaj. Ama benzer şekilde Çin'in ya da Rusya'nın güvenilirliği yüksek olan bir aşıyla, geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanımızın yaptığı görüşmede o notlar da vardı. Bu böyledir. Biz jeo-coğrafik olarak önemli bir konumdayız. Hem Avrupa hem Orta Doğu açısından üretim tesisi olabilecek bir merkeziz. Know-how'u gelerek Türkiye'de bunlar olur. Bunları tabii alkışlayacağımız davranışlardır. Çünkü onun ülkeye de çok ciddi istihdamdan ekonomiye kadar katkısı söz konusu. Türkiye'deki ne zaman uygulanacak? Tabii ki ara sonuçlar açıklandı. Türkiye'deki faz 3'ün ara sonuçları açıklandı. Memnun edici sonuçlar var. 91.25. Ama beklediğimiz süre şudur Kaan Bey. 13-14 günlük Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Kurumu'yla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün laboratuvarında bu gelen flakonlarda dediğimiz aşıların bize sunulduğu özellikleri var mı? İçinde bir başka mikroorganizma var mı? Tehlikeli bir madde var mı? Bahsedildiği kadar savunma hücresi oluşturuyor mu? Ve hayvanlar üzerinde de anormal negatif sonuçlar oluşturuyor mu gibi 12-13 günlük bir test süresi var. O da tahmin ediyorum ki 11-12 Ocak'ta bitmiş olacak. Ama kimse endişe etmesin. Bu arada lojistik olarak en ucra köşeye, Hakkari'nin Uludere'sinden Gümüşhane'nin Şiran ilçesine kadar dağıtılacak. Hıfzı sahadan sonuçlar çıktığında Sayın Bakan'ın bir talimatıyla 27 bin aile hekiminde, hastanelerde uygulanmaya başlanacak. Evet. Şimdi hocam, aşılar salgını hangi noktada, hangi oranda yapıldığında, yani ülkemiz ölçeğinde baktığımızda salgını bitirecek diyebiliriz. Çünkü o konuda da yani %70, %80, %90 diyenler var. Yani o 80-90 tamamlandığında mı bitecek, yoksa yavaş yavaş hani faslalı önlemlerle mi tamamen yok olacak? Şimdi Kaan Bey, iki tane kelimenin altını çizelim. Salgını bitirmek de salgını kontrol edip yönetmek. Evet. %70 civarında toplumdaki insanlar bir şekilde virüsle karşılaşıp ya toplumsal immünizasyon ya da aşı ile immünizasyon dediğimiz bağışıklamayla %60'ın üzerine çıktığında biz salgını kontrol etmiş oluruz. Ve salgın aslında durdurulma yoluna girmiş olur. Ama bunu hayatımızdan virüs devam ettiği sürece biz aşıyla %100 bir daha bununla karşılaşmayız dersek bunlar uzun yıllar alır. 50 yıla yakın çiçekte bunu yaşadık. Şimdi çocuk felcinde çok iyi bir yere geldi dünya. Kızamıkta bir Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nden takdir aldık. Ama ne oldu? Kızamık onlarca yıldır uygulanıyor. Evet. Onun için aşıyla bu virüse karşı %100 immünizasyonu sağlamamız şu an için çok kolay görünmüyor. Ama salgını durdurup salgını yönetmek gibi bir durum için toplumun %60-70'i, yani 50 milyondan fazlası virüsle karşılanmalı, karşılaşmış olmalı veya aşı ile bağışıklığı sağlanmalı. Hocam, şimdi malumunuz tabii aşıyı zorunlu kılmak mümkün değil. Ama ne yapılabilir? Yani çünkü sadece bizde bitmesi de yetmiyor. Dünyanın dört bir yanında aşı karşıtları var. Onlar aşı olmadığı müddetçe bu virüs yok olmayacak ve dediğiniz gibi uzun yıllar başımızın tırnak içinde belası olmaya devam edecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şöyle Kaan Bey, ciddi bir oranda aşı olmak isteyen kitle var. Çok az bir oranda aşı karşıtları var. Ama ortada bir kitlede tedirgin olan bir kitle var. Bu tedirgin olan kitleyi bu özellikle ana akım medya ve diğer iletişim teknikleriyle profesyonel bir şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek gerekiyor. Bir yasakla bir sonucun alınabileceğini düşünmeyenlerdenim. Çocuk yaş grubunda dahi bu kanunu yasağa koyamayıp bazen anne babalar çocuklarını da yaptırmayabiliyor. Ama bunlara bir sosyal sorumluluk ve ülkesine ve milletine karşı bir
sorumluluk bilinci yüklenebilir mi? Yüklenebilir. Bana göre zamanla da aşıyı yaptırmamış olanların kamusal hizmetlerden yararlanmalarının önüne HES kodu takibiyle geçilebilir. Yine daha ötesi Batı toplumlarında çok tartışılır. Kişiye aşı gelmiştir, davet edilmiştir, aşı olmamıştır. Koronavirüs enfeksiyonu olursa sosyal güvenlik o zaman orada karşılamadaki bir yüzde değişikliği talep edebilir. Evet. Şimdi yine son zamanlarda çokça konuştuğumuz, biraz da tabii uluslararası ve bizde de medyanın haber yapış biçimiyle de alakalı aslında. Şu mutant virüs meselesinden bahsediyorum. Şimdi tehlikeli mutasyon manşet ya da aşılar ne olacak? Aşılar etkisiz mi kalacak? Şimdi bunlar korku yaratacak ifadeler. Haklı, yani siz de görüyorsunuz, duyuyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ne kadar bilimsel bunlar? Ayrıca onlarca bilim insanı gerçekçi, doğru, akla yatkın şeyler söylese de şimdi bir bilim insanı çıkıyor, negatif bir şey söylüyor ve sanki o daha fazla akılda kalıcı oluyor, değil mi hocam? Yani inanın buna şaşırıyorum tabii ama bunu da bir yönetmek gerekiyor. Bir salgın sürecinden geçiyoruz. Salgını başarısız yönettiğimiz zaman bir milli güvenlik meselesi kadar ciddi olabilecek bir meseleden geçtiğimiz 8-10 ayda gördük. Öyle olunca bu sürecin yine denetleme otoriteleri tarafından denetlenmesinin gerekli olduğunu inanırım. Ve bu konuda Dünya Sağlık Örgütü de kamu spotlarıyla da şunu söylüyor. Güvenli bilgiyi kendi merkezi otoritenizin bilgisinden alın. Yani Sağlık Bakanlığı'nın sayfalarından ya da üniversitelerin sayfalarından. Bu dönem popülist yaklaşımlar olabilir ama elbette ki toplum doğruyu bulmak konusunda sizler ve bizler aklı bir şekilde yönlendireceğiz. Evet. Maalesef bu öyle söz konusu. Peki şu mutant virüs hakkındaki görüşünüz nedir hocam? Şimdi orada da mesela bir kendi bazen doğruları söyleyen bilim insanları da bir anda heyecanla yanlış demeyeyim de doğru söylemiyor olabiliyorlar. Örneğin bu %70 halihazırda insanlar arasında bulaşın %70 arttığını gösteren bir şey yok. Virüsün hücreye tutunmasında %70 artış söz konusu. İnsandan insana yayılmasında ne boyut olduğunu bilmiyoruz. Şu ana kadarki mutasyonların hiçbirisi aşıya karşı herhangi bir problem oluşturmuyor. Hastalıkta bulaştırıcılığını arttığını İngiltere söylüyor. Halihazırda öyle bir şey görmedik. Beklediğimiz bir tablo da seyrediyor Türkiye'de. Ama elbette mutasyonlar olumsuz anlamda bizi yoracak mutasyonlar da olabilir. Bunun akrabalarının daha önce SARS'ta MERS'te olduğu gibi lehimizde olacak mutasyonlar da olabilir. Bunları çok abartmadan izleyerek ve karşılıklı bir denge kurarak virüsle ve insanoğlu öyle sürdürmek gerekiyor. Şu an açısından Türkiye'nin aldığı aşılar bahsi geçen mutasyon konusunda bir sorun yok. Etkinliği devam ediyor. Onu toplumumuza özellikle söyleyelim. Evet, Profesör Doktor Kemalettin Aydır hocam, mücadeleye devam, bilgilendirmeye devam. Yeni yılda da sizle çokça bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun değerli katkınız için. İyi yıllar, iyi yayınlar. Sağ olun.